Şimdi okula gitmek için hazırlanıyorum. Tam şimdi evden çıkıyordum ki aradılar, toplantıya girmem lazım. Ama şu an hani evdeki bilgisayarı falan toparladım. O yüzden okula giderken yol üstünde bir kafede toplantıya gireceğim. 100 lira. 100. Abi ibre oynamadı, şaka mı? Zaten 25 kilometre vardı. Yaz okulunun en kötü kısmı ders, o sıcakta. Ne dersi? Ben biraz abarttım. 4 ders aldım. Ya 3 ders alabiliyorsunuz ya 10 kredi alabiliyorsunuz. Ben işte 3-2-2'den 4 ders aldım. O yüzden sanki normal dönemmiş gibi 5 gün dersim var. Selam. Arkamdan çok ses geliyor mu? Bu arada az önce gittiğim mekan normalde çok severek gittiğim, hala çok severek gittiğim çok sessiz sakin tam çalışma mekanıydı. Bugün ne varsa bangır bangır müzik çalıyordu ya. İnsanlar kulüpteyim falan sandı bence toplantıdakiler. 11'de okulda olacağım ki bence tamam çünkü zaten ders sonunda başlıyordu. Geldim abi, kuzeydeyim şimdi. Okul gördüğünüz gibi inşaat alanına dönmüş ve sürekli pata 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 inşaat sesi geliyor. Ya bu arada Kuzey Otoparkı düşünmüyorum. Hiç sevmiyorum. Bir kere çok karanlık. Yani ışıkların yarısı falan bozuk. Yerler çok dar, şey tedirginliği oluyor yani. Ben dersteyken falan biri çarpacak mı? Veya ben sürekli girerken çıkarken uff şimdi sağa sola sürtünce stres oluyorum yani. Gerçekten tam böyle 11.00'da okuldayım. Abi kediler sıcaktan bayılmış. Ders bitti, ben de bittim. Çok sıcaktı. Aslında şu kısmı göz ardı ederseniz taktım. Selobantla bantladık bir abi sağ olsun. Biliyor musunuz kaç kişi beni tanıdı dedim ki ne? Yıllardır gördüğüm en sakin tanıtım günleri günü, oha! Her kanalda verilmeyen o bilgi. Güneyde temiz tuvalet arıyorsanız, bir mühendislik, iki İBF. Yukarıdan geldiğim için herkes bana siparişlerini verdi. O yüzden 6 dilim kıymalı pide aldım. Bir tanesini yedim. Çok çok güzel koktu. Saatin asla farkına varmamışım ve yanmışım. Eğer güney yokuşunu çıksaydım asla yetişemezdim. O yüzden finiklere bineceğim. Finiklerle Etiler Kapı'ya çıkıp Etiler Kapı'dan shuttle'la aşağı inip toplantıya yetişeceğim. Böyle küçük diye gözüm çıkar diye çok korkuyorum biri oltasını arkaya atarken. O yüzden böyle gidiyorum. Şimdi Güney'in en güzel kantindeyim, Mühendislik Fakültesi. Çayı her zaman tazedir, poğaçası her zaman tazedir, mükemmel. Şimdi tarih dersim var 2 saat, bir ara var. Bir 2 saat daha tarih dersim var. İnek bir öğrenci olduğum için not defterimi hazırladım, el ele oturdum. Bir tarih dersim bitti, diğer tarih dersime. Gitmeden önce yemek yemek istediğim için. Bir mesaj geldi, onu okuyordum.
ders arasındayız. Bir voleybol oynanır mı 15 dakika diye baktık ama hala çok sıcak. Oynanmaz. Belli bir saatten sonra binalar kilitleniyor ve dışarıdan açılmıyor. Biz bu saatte hala ders verdiğimiz için şu an ders arasından içeri giremiyoruz. Bir kapıya sinir bekliyoruz. Pilavcı Fevzi gerçekten cami sokaktaki vazgeçilmez yerlerden olduğu için ders çıkışı bir pilavcı Fevzi'ye geldik. Şimdi okuldan arabayı almaya giriyorum gecenin biri. İTÜ'ye gideceğiz. İTÜ'deki arkadaşlarımı bırakacağım ve kampüsü özledim. Ben üniversite İTÜ'de başladım bu arada. İTÜ ekonomide başladım. O yüzden ne zaman İTÜ'ye gelsem böyle bir hüzünleniyorum. Ve abi sürekli yaşayan bir okul. Boğaziçi böyle değil. Ağlayacağım ya. Kütüphanenin güzelliğine bakar mısınız? Eve geldim ve şu an bayağı bir böyle başım çatlıyor gibi ve yoruldum. Bence güzel bir gündü, güzel geçti yani günüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi arkadaşlarınız abi çok iyi bir kanal buldum demeyi unutmayın. Görüşürüz.